Değerli Şehrin Nabzı izleyenleri, bu haftaki sağlık köşemiz için sizlere Mardin'de hizmet veren Özel Park Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden sesleniyoruz. Diş hekimi Mahsun Hocam'la birlikte burada uygulanan tedavi yöntemlerini konuşacağız. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Sizleri tanıyalım öncelikle. İsmim Mahsun Akaslan. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden mezunum. Daha önce çeşitli muayenecilik tecrübelerinden sonra 3 yıldır ekip arkadaşlarımla birlikte Park Diş Polikliniği'nde hizmet vermekteyim. Peki diş tedavileri hakkında hangi hizmetleri sağlıyorsunuz acaba hastalarınıza? Polikliniğimiz ortodonti, periodontoloji, cerrahi, yani bunu detaylandıracak olursak implant tedavileri, gülüş tasarımı üzerine çeşitli hizmetler vermekteyiz. Tabii ki rutin dolgu, kanal tedavisi işlemlerimizi de yapmaktayız. Şimdi hocam hazır siz de estetik gülüş tasarımından bahsetmişken sanırım doğru kişiye doğru tedavi uyguluyorsunuz. Bunu anlamış olduk. Tabii ki. Peki bu tedavi süreci acaba nasıl ilerliyor? Bu konuda neler yapıyorsunuz hastalarınız için? Hasta kliniğe geldiği andan itibaren planlama aşaması başlıyor. Hastalar zaten çeşitli söylemlerle, cümlelerle beklentilerini aslında belli ediyor bize. Biz de tecrübelerle, yıllar boyunca oluşan tecrübelerle ilk başta o ilk izlenimden, ilk intibadan sonra zaten nasıl bir şeyle karşılaşmamız gerektiği, nasıl bir tedavi protokolü izlememiz gerektiğine dair biz de bir fikir ediniyoruz. Daha sonra hastalarımızı dinliyoruz. Tekrar beklentilerini karşılıklı konuşuyoruz. Fotoğraflarımızı alıyoruz, planlamamızı yapıyoruz. Tabi bu aşamada en önemli şey planlama oluyor. Yani işin tedavi kısmı inanın işin en kolay kısmını oluşturuyor. Önemli olan iyi bir planlama yapabilmek. İyi bir planlamadan sonra adım adım bilimsel gerçekler bize neyi söylüyorsa aynı şekilde tedavi protokolüne devam etmek. Bu şekilde söyleyebilirim. Daha sonra detaylandırırız zaten. Peki tedavi sonrasını gösterebilecek teknolojik altyapısına sahip misiniz bu konuda? Tabii ki artık günümüzde ister 3 boyutlu ağız içi tarayıcılar olsun, ister çeşitli gülüş tasarımları programı olsun. Öncesinde hastaya bir gülüş tasarımı uyguluyoruz. Hastadan aldığımız verilerle birlikte hastanın beklentilerini karşılayabileceğimizi düşündüğümüz bir planlama, bir tasarım yapıyoruz. Daha sonra bu tasarımı tedavi bitmeden hasta ağzına nakledip hastaya tedavi sonrasını gösterebiliyoruz. Hasta bazen ufak tefek değişiklikler istiyor, bazen de aynı şekilde devam etmesini istiyor. Tüm onayları aldıktan sonra asıl tedavi planımıza devam edebiliyoruz. Yani hasta tedavi bitmeden aslında gülüşünün nasıl olacağına dair bir fikir edinmiş oluyor. Ne kadar güzel.